Norm Haber ekranlarından herkese merhaba. Bugün Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladık. Aynı zamanda Bursa'da bugün çok güzel, tarihi de bir an yaşanacak. Yerli otomobilimiz TOGG'un üretim tesisi açılacak bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla. TOGG da banttan inecek bugün. Bizler Norm Haber ekibi olarak buradayız. Yanımda köşe yazarımız Yasemin Güler ve İlhami Yıldız bulunuyor. Açılış konuşmalarını, açılış töreninin öncesinde kendilerinden bir değerlendirme alacağım. Sözü onlara bırakacağım. Bakalım onlar bugün açılış öncesinde bizlere neler aktaracaklar. Yasemin Hanım, sözü size bırakıyorum. Bugün TOGG'un açılışı için buradayız. Banttan inecek. Devrim aracı da burada aslında. Devrimi de görüyoruz arkada. TOGG'un hemen yanı başında. Neler söylemek istersiniz? Neler düşünüyorsunuz? Aslında gördüğümüz manzara bize Türkiye'nin gelişme, kaydetme aşamalarını da gösteriyor bir diğer taraftan. Biliyorsunuz Türkiye'nin araba macerası, kendi otomobilini üretme macerası devrimle başladı. Ancak çok kısa sürdü maalesef. Devrim istenilen başarıyı elde edemedi. Ve bunun ardından sanki otomotiv sektörüne bir küskünlük, kendi aracını üretmeyle alakalı bir kendine güvensizlik oluştu. Sanki ülke psikolojisi açısından böyle bir şey meydana gelmişti. Oysa ki Türkiye otomobil sanayisi anlamında son derece güçlü, son derece başarılı fabrikaları bünyesinde barındırıyor. Özellikle de Bursa otomotiv sanayiyle, otomotiv yan sanayiyle anılan şehirlerden bir tanesi malum. Artık bundan sonra bu böyle olmayacak. Kendi arabasını üreten şehir olarak da anılacak. Her şeyden önce bu çok güzel. Bizim şehrimiz açısından, şehrimizin gelişmesi açısından, sanayi anlamında gelişmesi açısından son derece mükemmel bir adım. Evet, geç kalmış bir adım mı? Geç kalmış bir adım, doğru. Biz bunu çok daha önce başarabilirdik. Öyle bir potansiyelimiz var ülke olarak. Ancak geç kalmış bir adım olmasına rağmen son derece coşkuyla karşıladığımız ve kabullendiğimiz bir şey. Kendi arabasını üreten az sayıda ülkeden bir tanesiyiz dünyada. Böyle kabul etmek lazım ve ürettiğimiz araç bir kademe kullanılmasını, kullanılmasını, sevgiyle bağıra basılmasını sağlamalıyız. Bu çok önemli bir aşama, çok önemli bir kriter. İşin bundan sonrası bence daha önemli, daha fazla emek gerekiyor. Sadece bir partiye, sadece bir kişiye, sadece bir kuruma, bir fabrikaya ait değil. Bu bir dünya markası olacaksa önce bir Türkiye markası olmalı ve Türkiye'nin bütün vatandaşları tarafından kucaklanması lazım, sevgiyle bağrına basılması lazım diye düşünüyorum. Bu kadar söyleyeceklerim şimdi. Çok teşekkür ediyoruz. Yasemin Hanım zaten bize birçok bilgiyi aktardı aslında ama söylediği gibi burada çok güzel bir atmosfer var. Kesinlikle gurur verici bir atmosfer şu anda. Hem devrimi hem de yeni ilk elektrikli aracımız, yerli aracımız TOGG'u yan yana görmek. 2023 yılının Mart ayında yaklaşık 18 bin adet C segment SUV modelinin fabrikadan çıkacağı bilgisini de verelim şimdi sizlere. Sözümüzü İlhami Bey'e bırakıyoruz. Bakalım İlhami Bey bize neler aktaracak? Ekonomik anlamda özgürlüğümüzü kazanacağımız gün aslında bugün 29 Ekim Cumhuriyet ayına Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını ifade ediyor. Ama bu da TOGG'a baktığımızda ekonomik anlamda özgürlüğümüzü kazandığı bir gün olarak değerlendirmek lazım. Çünkü Türkiye bir şeyde de prangayı yıkmış oluyor. Kendi otomobilini üretmiş oluyor. Aslında bundan önce üretime başladığı devrim otomobili birileri tarafından, görünmeyen güçler tarafından belki yarıda kesildi ama bunu başaramadılar. Bu anlamda baktığında Türkiye Cumhuriyeti bu ciddi bir başarısıdır. Bu anlamda belki birileri şunu ifade ediyor. Efendim arabanın bir kısmı montaj diyecekti. Evet, dünyada birçok üretim modeli ilk önce montajla başlar. Ondan sonra gerçek kendi üretimlerle başlar. Şu an baktığımızda arabanın %55'i yerli üretim. Bu ciddi anlamda önemli bir başarı. Ve buraya baktığımızda Türkiye'nin 81 vilayetinden insanlarımız geldi. Bu bence çok önemli. Ve en önemlisi Türkiye bunu sahiplenmiş. Bu anlamda baktığımızda bundan sonraki aşamada inşallah yakın bir tarihte milli uçağımız çıkacak. Yakın bir tarihte yine milli helikopterimiz. Bunların hepsi teker teker gündeme geldikten sonra Türkiye'nin bu anlamda güçleri bence çok ciddi başarı. Bir de biz şunu ben ifade etmeyse Bursa TOGG'u sahiplendi. TOGG yönetiminde lütfen Bursa'yı sahiplensin. Bence bundan sonraki en azından gösterilerde vesairede 34 plaka yerine 16 plaka ile çıkarlarsa bence bu da önemli bir ayrıntı olur diye düşünüyorum ben. Benim de dediklerim bu kadar şu an.
Çok teşekkür ediyoruz. Bizler Norm Haber ekibi olarak TOG'un Gemlik'teki fabrikasının açılışındayız. TOG bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bant'tan inecek. Köşe yazarlarımız sizlere aktardı. Açılış öncesi, fabrika açılışı öncesi TOG'un Bant'tan inmesinden önceki değerlendirmelerini paylaştı. Dediğimiz gibi TOG 2023 yılının Mart ayına kadarki süreçte 18 bin adet C segment SUV modeliyle fabrikadan çıkışı sağlanacak. Bizler buradayız. Bu harika atmosferi sizlere aktarmak için buradayız. Norm Haber izleyicileri gelişmeleri, yeni gelişmeleri, buradaki yeni gelişmeleri özellikle TOG'un Gemlik'teki üretim fabrikasındaki açılıştaki gelişmeleri takip etmek için normhaber.com'u ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyerek şimdilik hoşça kalın diyoruz.